Değerli Finans Sohbet kanalı arkadaşlarım, kanalıma ve yayınıma hoş geldiniz. Maalesef belli bir süredir Borsa İstanbul'da iyi havadisler olmasına rağmen Borsa İstanbul'da beklediğimiz yükselişi görmüyoruz. Böyle müzmin müzmin, mıyıl mıyıl, işte günlük böyle %5 sabah artış yapıyor, akşam 0.80 düşürüyor. Ertesi günü 0.40'lık sabah bir satış artış yapıyor, ondan sonra %1'lik düşüş yapıyor. Böyle hızlı düşüş de yapmıyor, hızlı yükseliş de yapmıyor. Ancak yavaş 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 aşağıya indiriyor. Şimdi biz arkadaşlar şöyle önce bir borsaya bakalım. Borsa 9.989'da zirve yaptı. 9.825'de dip yaptı. Şu an 9.832'lerde yaklaşık %1'lik bir satış var. Ve arkadaşlar saat 5'i geçmesine rağmen 58 milyar TL'lik işlem hacmi var. Yani olması gerektiğinin yarısı. Yarısı bir işlem. Yani aslında piyasa oyuncuları fiyatların bu olduğuna inanmıyor. Almak isteyen almıyor, daha da dip olabilir diye. Satmak isteyen satmıyor, buradan mal satılmaz diye. Siz dilediğinizi yapabilirsiniz, ister satın ister almayın. Ben buralardan mal satmam, çok açıkça söylüyorum. Siz istediğinizi yapabilirsiniz, ister satın ister alın. Düşebilir, bakın buradan 9200'lerde gelebilir. Benim risk aldığım geniş. Bu noktadan sonra zaten yani yapılacak şey değil. Yani düşünüyorum şimdi, dün arkadaşlar üretici fiyat endeksi geldi Amerika'dan. Bakın beklenti 2.33. Beklenti 2.33. Gelen üretici fiyat endeksi 2.0. Üretici fiyat endeksi tüketici fiyat endeksinin indikatörüdür. Yani eğer üretici fiyat endeksi 2.33 beklenirken 2.0 geliyorsa TÜFE bundan sonra çok daha hızlı düşecek demektir Amerika'da. Peki bunu gördü mü piyasa? Vız geldi, tırıs gitti. Fon gelecek, vız geldi, tırıs gitti. Gri listeden çıktık, vız geldi, tırıs gitti. Not artışı oldu, vız geldi, tırıs gitti. %71'den %61 enflasyon düştü, vız geldi, tırıs gitti. Arkadaş Amundi dedi ki ben Türkiye'ye yatırım yapacağım, vız geldi, tırıs gitti. BlackRock dedi ki Türkiye'yi beğeniyoruz, vız geldi, tırıs gitti. Ya arkadaş, o zaman da konuşacak fazla bir şey bulamıyoruz. Ya bugün de ne geldi? Tüketici fiyat endeksi geldi. Ya Amerika ne diyordu? Bas bas bağırıyordu. Amerika diyordu ki biz 3.0'ın altını görmek istiyoruz dedi. 3.0'ın altını görmek istiyoruz dedi. Bunu da her FED toplantısında dedi, 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 dedi. İşte geldi bugün TÜFE, beklentilere paralel geldi. 0.2 bekleniyordu, 0.2 geldi. Ancak yıllıklandırıldığında ne oldu? 2.9 oldu. İyi haber. 2.9 oldu. Yani Fed'in bence Eylül ayında faiz indirmesi artık kesin gibi bir şey. Yani %90. %90 faiz indirecek. Piyasa bunu görüyor mu? Bunu da görmüyor. Şimdi böyle bir ortamda teknik analizi takmıyorum. Temel analizi takmıyorum. Amerika'yı takmıyorum, makroekonomiyi takmıyorum. O zaman insan düşünüyor, ben ne yapıyorum? Yani ne konuşuyoruz, biz burada ne anlatıyoruz? O zaman doğru, yani bu biraz geyik olacak, biraz böyle şey olacak, abiyane tabir olacak ama kumar yerine dönüyor. Bıl karayı al parayı, bıl karayı al parayı. Arkadaş işte neydi, neden almıştı? O 10 liradan aldı, lan 9'a indiriyor. 9'dan 8'e indiriyor, 8'den 7'ye indiriyor. Lan bilançoya bakıyorsun, iyi. Teknik analize bakıyorsun, son 4 yılın dibi gelmiş. 7 liradan alıyorsun 6 lira yapıyor. Allah Allah, 5 lira yapıyor, 4 lira yapıyor, 3 lira yapıyor. Arkadaş yani bunun artık ne teknik analiz, ne temel analiz, ne var, hiçbir şeyle ifade edemezsin. Bunu neyle ifade edersin? Bunu şununla ifade edersin arkadaşlar. Küçük yatırımcı olarak kendinizi çok fazla küçümsemeyin. Ciddi söylüyorum. Ciddi bir para var. Küçük yatırımcıda ciddi bir para var. Yani çok ciddi paralar dönüyor. Bakın samimiyetimle söylüyorum. Yani tamam, belki çok tepedeki adamların sayısı azdır, paraları çoktur ama bizim evet böyle 100 bin liraları, 200 bin liraları azımsamayın. 100 bin liralar, 200 bin liralar böyle 20 milyon, 15 milyonla çarpıldığı zaman ciddi meblağlar tutar. Ve bu 100 bin liralar, 200 bin liralar bizim 3'er aylık, 4'er aylık, 5'er aylık, 6 aylık her neyse çalışmamızın birikimidir. Ve bu düşünebiliyor musun? 5 aylık insanın, 10 milyon insanın 5 aylık, 4 aylık çabasını ve birikimini bir çırpıda borsada vurduğunu düşünün. Vuruyorlar. Şimdi birçok insan Ağustos ayında niye düşer borsa? Birçok insan mesela Eylül ayında
Çocukların okul masrafı. İşte bugün neydi işte? Enflasyon okul çantasını vurdu diyor. Tamam mı arkadaşlar? Enflasyon okul çantasını vurdu. %62 çanta fiyatları pahalandı diyor. Birçoğumuzun maaşı %62 artmadı. Ama sadece çocuğun okul çantası %62 arttı. Peki çocuğun okul çantasıyla bitiyor mu? Ayakkabısı, kıyafeti, çorabı, mendili, beslenmesi, servisi, özel okula gönderenler, özel okulu, üniversiteye gönderenler, üniversiteye gitse ona göre laptopa, bilgisayara bilmem neye dönüyor. Çünkü artık her şey artık laptopta, üniversite öğrencisine en azından bir laptop alacaksın. En kötü laptop 25-30 bin lira. Nereden baksan iki asgari ücret veya ortalama bir maaş yani. Sadece üniversiteye giden, devlet üniversitesine gitsin, laptop almak zorundasın çocuk. Çünkü her şey artık software'de. Her şey artık, özür dilerim arkadaşlar, yazılımda. Yazılımda. Öyle olunca değerli arkadaşlar, yani şey yapamıyorsunuz. Yani harcamalarınız çok. Peki bunu, bu, yani küfür etmek istemiyorum, bu tipler bilmiyor mu? Çok iyi biliyorlar. Çok iyi biliyorlar. Ve diyorlar ki bu küçük yatırımcının bu Eylül ayında borsaya Ağustos başında, Temmuz başında giriyor. 1-2 ay burada bir vadesi var. 1-2 ay işte 100 bin lirası, 200 bin lira. Arkadaşlar bakın 200 bin lira büyük bir para değil şu an bir borsada. Tamam mı arkadaşlar? Mesela 10 milyon insanla çarptığımızda hesap makinesi E veriyor. E veriyor. Yani ciddi paralar var. Ciddi paralar. 100 bin lira, 150 bin lira, 200 bin lira dediğim gibi. Şimdi o insan ne yapıyor? Çocuğunun masrafını 150 bin lira yatırayım. 30 bin lira masrafı var. O 30 bin lirayı belki borsada bir ayda çıkarırım çocuğumun. O 30 bin lirası okul masrafını çıkarırım diye düşünüyor olabilir. İşte bunu yedirttirmiyorlar arkadaşlar. Yedirttirmiyorlar. Bunun başka bir açıklaması yok. Teknik analiz neyine? Teknik ayı piyasasına girdik. Teknik analiz diyor ki ayı piyasasına girdik sat diyor. Teknik analiz bunu söylüyor. Satmıyorum lan. Satmıyorum. Ha bakın. Benim ihtiyacım yok. Ha bunu daha önce düşünüp sizlere ikaz etmem gerekir miydi? Ya havadisler çok iyiydi. Benim demem lazım ki arkadaşlar bunlar böyle bir adilik yapabilirler. Ağustos ayında, Temmuz'un sonunda veya Temmuz'un 15'inde okul paralarınızı, okul taksitlerinizi, çünkü Eylül'de harcamaların arttığı bir ay. Bunlara borsaya yatırmayın. Bunlara borsaya yatırırsanız bu adamlar size bunları ucuzdan sattırırlar. Eylül 15'ten sonra bakın diyorum, takvimde diyorum, okullar açıldıktan sonra herkes çocuğun okul taksitlerini, paralarını, servis paralarını, yemek paralarını, kıyafet paralarını, çanta paralarını, defter paralarını ödedikten sonra bunlar rally yapar. Yukarıya gider. 15 Eylül okullar başlar. Bunlar 15 Eylül'de ana ben bunu niye buradan sattım? Keşke bir 15 gün daha tutsaydım. Keşke bir ay daha tutsaydım denir arkadaşlar. Benim aklıma başka mantıklı hiçbir şey gelmiyor arkadaşlar. Çünkü TÜFE verisi de 2.9 geldi. Nereden tutacağım bunu? Nereden? Başka bir mantıklı bir şeyler geliyorsa aklınıza altına yazın ya. Ayı piyasasına girdiysek girdik ya. Bana ne ya? Girdiysen girdik ya. Böyle bir saçmalık olabilir mi yani? Neyse arkadaşlar bir grafiğe bakalım. Ondan sonra videomuzu. Arkadaşlar zaten şurada dedik biz 9.839 oralarda tırmalayan bir borsa var. İşte 10.100 lira dedik. Daha önce de söyledik. Şurada bir taban formasyonuna girecek. Bayağı da uğraştıracak. Şu karelerin her biri büyük bir vade Türkiye'de. %62 enflasyonun olduğu yerde şu kare ciddi bir düşüş zaten. Nerelerde ki? 9.839 altına da inmiyor. 9.842 falan yakıp duruyor. Buralarda geziyor. Şimdi şöyle baktığımızda biraz indikatörlerinin soğuması lazım. Arkadaşlar evet birazcık soğumuş, aşağıya doğru inmiş. Şöyle süper trende de baktığımızda aşağı doğru inmiş. Evet yani şöyle kısaca 10 binler, evet 10.050'ler, 10.060'ların üzerinde. Kısaca 10.100'ün üzerinde bir kapanıştı. Akılda kalsın diye söylüyorum. 10.000 nedir bu arkadaşlar? 69. 10.069'un üzerinde kapanış olmadığı sürece yeni pozisyon açmaktan çekinilmesi lazım. Beklemek lazım. Paranız varsa fonlarda veya başka yatırım araçlarında değerlendirmesi gerekiyor. Borsada takip etmemiz gereken yer 10.070'ler. Bu kanalda yer alan yorum, bilgi, düşünceler, yatırım tavsiyesi olmayıp sohbet niteliğindedir. İyi akşamlar.